Mısırlı seçmenlerin 25 milyonluk bölümü anayasa referandumu için sandık başına gitti. 10 vilayette oy verme işlemi geçen cumartesi tamamlanmış, diğer 17 vilayette ise oylama ikinci tura kalmıştı. Eldeki gayri resmi verilere göre ilk tur oylamada %57'lik bir kitle yeni anayasaya evet dedi. İkinci turla birlikte yeni anayasanın seçmenden onay alma ihtimali yüksek. Oylama dürüst geçerse sonucu kabul edeceğim. İlk tur oylamada önemsiz sayılacak usulsüzlükler yapıldı. Kural dışına çıkmalar bu turda çok daha ciddi boyutlara ulaşmış görünüyor. Öyle sanıyorum ki usulsüzlükler daha da devam edecek. Tahrir Meydanı'ndaki Cumhurbaşkanı Mursi karşıtı gösterilerin bir hedefi Başbakan Hişam Kandil'di. Göstericiler Kandil'in görevden alınmasını istemiş ancak istekleri kabul görmemişti. Asıl mesleği yargıçlık olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Mekki ise istifa etti. Saygın bir yargıç olan Mekki, politikanın kendine uygun bir iş olmadığını fark ettiğini söyledi. Uzun bir süre mübareke muhalefet eden Mekki'nin Müslüman kardeşlerle yüksek yargı mensupları arasındaki bilek güreşinde taraf olmak istemediği sanılıyor.